Akvaryum kültüründen sevgiler, saygılar, zevkli hobiler. Bugün sizlere daha güzel ve daha sağlıklı bir akvaryum için gerekli bakımlardan olan filtre sisteminin nasıl temizleneceğinden bahsedeceğim. Filtre sistemimiz ister iç filtre ya da pipo filtre olsun, isterse de sump ya da dış filtre olsun, temizlik yapılırken mutlaka dikkat etmemiz gereken noktaları sizlere aktarmak istiyorum. Çünkü yanlış bir hareket oturmuş olan bir akvaryum düzeninin bozulmasına sebep olabilmekte ve daha kötüsü balıklarımızı hasta edebilmektedir. Gelin şimdi uygulamalı olarak filtre temizliği nasıl yapılır hem görelim hem de dikkat etmemiz gereken noktalardan bahsedelim. Haydi başlayalım. Öncelikle sevgili dostlar, videolarımızın daha çok hobiciye ulaşması adına videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve özellikle de kanalımızı eş, dost ve arkadaşlarınıza önermenizi rica ediyorum. Evlerdeki bütün balıkların güzel yaşamaya hakkı var. Ayrıca bizi Facebook ve Instagram hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Balıklarımızın günlük hallerini ve özel görüntülerini sosyal medya hesaplarımda her gün yayınlıyorum. Akvaryumlarımız yaşayan bir sistem olduğu için bizim ilk kurduğumuz zamanki gibi daima temiz kalmamaktadır. Filtre sistemleri akvaryumlarımızı bizler için temizleyen, daha da önemlisi suyumuzu balıklarımızın yaşaması için uygun hale getiren yararlı bakterilerin yaşadığı bir ortamdır. Bu ortamın da zaman zaman temizlenmesi gerekmektedir. Bugün sizlerle bu temizliği yapacağız. Filtre sistemi temizleme zamanı geldiği için bu temizliği yaparken sizlere de göstermek amacıyla video çekmek istedim. Video sırasında da dikkat etmemiz gereken noktalardan sizlere bahsedeceğim. Ben genelde sump sistemi kullanıyorum. Bazı akvaryumlarında ise dış filtre bulunmakta. Sizlere daha önce dış filtre ve sump sistemini karşılaştıran bir video hazırlamıştım. Dilerseniz o videomuzu da sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu akvaryumumuzda temizlik yapacağım. Sump sistemi bayağı kirlendi. Hatta tıkanma noktasına geldi. Açıkçası biraz hasta olduğum için temizliğini yapamamıştım. Sump'ın camlarını da silersem daha iyi olacak. Normalde suyun seviyesi şu gördüğünüz çizgi hizasında. Ama süngerler dolduğu için suyun seviyesi bayağı yükseldi. Kullanmış olduğum sump 3 bölmeden oluşuyor. Bir de ön tarafta suyun giriş yaptığı bölüm var. Su buradan giriyor ve yükselerek filtre malzemelerin olduğu bölüme dökülüyor. Sonrasında ısıtıcının olduğu bölümden geçerek motorun olduğu alana yukarıdan dökülüyor ve tekrar su temizlenmiş olarak akvaryuma iletiliyor. İlk olarak yapmamız gereken şey daima güvenlik. Isıtıcı ve motorun fişini çekiyorum. Sonrasında en üste koyduğum elyafı alıyorum. Yanımızda bir kova ve leğen bulunursa iyi olur. Süngerler tek tek bu leğeni alıyoruz. Süngerler bayağı kirlenmiş gördüğünüz gibi. Sıra filtre malzemelerin olduğu bölüme gelince elime ayrı bir leğen alıyorum. Önce içine akvaryumdan su dolduruyorum. Sonrasında sump'tan çıkardığım Sporax'ı bu leğen içine birkaç dakikalığına koyuyorum. Alttaki süngeri çıkarınca tekrar sampa koyacağım. Buradaki amaç bu çıkardığım Sporax'ta bol miktarda bulunan yararlı bakterilerin ölmemesi. Alttaki süngeri çıkardıktan sonra şimdilik Sporax'ı tekrar sampa koyuyorum. Şimdi daha önce yanımızda hazır bulundurduğumuz kovaya akvaryumdan su alacağız ve bu çıkardığımız süngerleri bu suyla iyice yıkayacağız. Bu süreç bizi bayağı zorlayacak. Çünkü süngerler bayağı kirlenmişler. Sporax ve substratı da süngerleri yıkadıktan sonra kovaya alacağım. Onların akvaryumun suyunun içinde kalmaları önemli. Gördüğünüz gibi sump'ın içi bayağı bulandı. Merak etmeyin, onu da birazdan halledeceğim. Sıra geldi sump'ın camlarının temizliğine. Ben akvaryumlarımda temizlik malzemesi olarak genelde elyaf ve diş fırçası kullanıyorum. Siz de marketten bir tane diş fırçası alarak bunu sadece akvaryumda kullanabilirsiniz. Ayrıca malzemelerin temizliğinde de çok işe yarıyor. Köşeleri falan genelde fırça ile temizliyorum. Sizler de görüyorsunuz, bayağı tortu çıkıyor. Camları ise elyafla temizliyorum. Suyumuz da iyice bulandı. Şimdi sump'taki suyu tamamen boşaltıyorum. Bu bulanık suyun akvaryumun içine tekrar girmesini ve suyu bulandırmasını istemiyorum. Gördüğünüz gibi bayağı tortu birikmiş. Bunlar süngerlerimizi, hatta motorumuzun pervanesini zamanla tıkamaktadırlar. Suyu tamamen çektim. Gördüğünüz gibi eskisine nazaran bayağı iyi oldu. Tabii elimin girmediği ve istediğim gibi temizleyemediğim yerler de var. Ama yarım saat önce bu kadar da temiz değildi. Şimdi malzemeleri tekrar koyacağım ama burada sıralama çok önemli. Benim sistemim üstten taşırmalı ve su bu gördüğünüz ızgaradan girip yukarı çıkıyor ve süngerlerin olduğu bölüme dökülüyor.
Sonrasında ise su süngerlerden ve filtre malzemelerinden geçip bu ara bölümden geçerek motorun olduğu yere ulaşıyor. Motor da suyu tekrar akvaryuma veriyor. Malzemeleri sıralama yaparken daima suyun ilk giriş noktasına dikkat etmeniz gerekiyor. Tabanda çok az bir su kaldı ama onu da almak için çok uğraşmadım. En alta süngerlerin suyun geçişini engellememesi için ızgara koyuyorum. Yoksa zamanla süngerler suyun ısıtıcının olduğu bölüme geçişini çok zorlaştırıyor. Izgarayı koyduktan sonra hemen üstüne ilk kat süngeri yerleştiriyorum. Bu süngerin üstüne daha önce kovaya aldığım filtre malzemelerini koyacağım. Ama yararlı bakterilerimin ölmesini istemediğim için önce sump alanını akvaryum suyuyla tekrar dolduracağım. Bu sayede yararlı bakteriler susuz kalmamış olacak. Sizler de bu duruma dikkat edin lütfen. Filtre malzemelerini koyduktan sonra üstlerine bir kat daha sünger koyuyorum. Sonrasında tekrar ızgara ve üstüne tekrar sünger. En üstte ise elyaf yerleştirdim. Gördüğünüz gibi sıralama bu şekilde oldu. Buradaki amaç filtre malzemelerine kadar suyun mekanik olarak iyice temizlenmesi. Şimdi sıra geldi ısıtıcının yerleştirilmesine. Onu da tekrar kendi yerine koyduktan sonra eksik olan suyu taze su ile tamamlıyorum. Fişlerimizin hala takılı olmadığını tekrar hatırlatmak isterim. Bu sırada size akvaryumdaki suyun izlediği yolu tekrar göstermek istiyorum. Suyumuz ızgaradan girdikten sonra yukarı çıkıyor. Elyaftan başlayarak süzüle süzüle tüm süngerlerden ve filtre malzemelerinden geçiyor. Şu gördüğünüz şaşırtma dediğimiz alanda ısınıyor ve motorun olduğu bölüme dökülüyor. Sonrasında da motorun ucunu görüyorsunuz. Oradan temizlenmiş su akvaryuma tekrar veriliyor. Evet sevgili dostlar, gördüğünüz gibi sump sistemimizin temizliğini bitirdim. Sizlere bir fikir vermesi amacıyla ve bu temizlik sırasında dikkat etmeniz gereken önemli noktaları vurgu yapmak için tüm aşamaları sizlere göstererek anlattım. Akvaryum kültürü olarak amacım bu hobinin daha güzel yerlere gelebilmesi ve sloganımız haline gelen evlerdeki bütün balıkların güzel yaşamaya hakkı var düşüncesidir. Umarım bu video faydalı olmuştur. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bizi Facebook ve Instagram hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olarak ve bildirimleri açarak bizlere destek olmanız kanalımızın gelişimi için çok önemli. Akvaryum kültüründen herkese sevgiler, saygılar, zevkli hobiler.